Ee, bizim şu an işlediğimiz El-Lü'lü El -el Mercan kitabı Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasında çıktı. Ee, onu ben haber vermek istiyorum. Şu an e, ekran görüntüsünde paylaşmak istiyorum. Benim e, bilgisayarımda nasıl paylaşacağım onu da bilmiyorum. Şu an buldum. <laughs> Hocama öncelikle bunu e, kapatmanız gerekiyor. Diğerini açacaksanız sonra buna dönebilirsiniz. Öyle mi? Evet. Tek, şey yapabiliriz bunu daha sonra ekran görüntüsünü e, çekip. Gruplarda paylaşabiliriz hocam isterseniz. Gruba siz paylaşabilir misiniz Duygu Hanım? E, hocam e, hem e, Instagram'da hem de Telegram kanalımızda paylaşabiliriz şu an e, biz ders işlerken e, siz arka planda yapabiliyorsanız e, TDV tamam. yayın e, TDV yayın Diyanet yayınları Diyanet Vakfı yayınları evet. Diyanet Vakfı yayın.com tr girerseniz Elluel Mercan yeni tercümesiyle raflarda diye direkt böyle karşına çıkıyor. Tamam inşallah hocam. Onun e, ekran on, görüntüsü ne zaman? Onun ekran görüntüsünü eee gruptaki arkadaşlarla paylaşabilirsiniz. Veya evet. şey yapabilirsiniz artık nasıl sonradan da paylaşabilirsiniz. Şu an paylaşabilirsiniz ders sonrası. Artık o size kalmış. Evet. Maksa şu an kitabımız 3 cilt halinde. Bu arada şey söyleyeyim. Bunun e, iki versiyonu yayınlandı arkadaşlar. E, bir tek ciltlik versiyonu bu sadece e, tercümesidir. 3 ciltlik versiyonunda ise e, Arapça, Türkçe. Yani hem Arapça metni hem tercümesi var. E, o diğeri işimizi yara görmez. Çünkü Arapçasından işliyoruz. O sadece metin, sadece tercüme işimizi görmez. Ama ücretlik olanı e, işimizi görür. E, arkadaşlara onu tavsiye ediyorum. Onu bir e, edinirseniz bir başucu kitabıdır arkadaşlar. Bununla ilgili bir benzetme söyleyeyim. <laughs> Ee, İmam Tirmizi'nin ezkarı var arkadaşlar. elkar El-Ezkârlil -el İmam e, İmam Nebevi'nin daha doğrusu ya özür dilerim. İmam Nebevi'nin ezkarı var. Ee, o kadar kıymetli bir e, evrad, vird ve zikir kitabıdır ki alimler onun hakkında şöyle bir ifade kullanmışlar. Bi'iddara <laughs> veşteril ezkara evini sat git o ezkarı al. O kadar kıymetli, değerli bir kitap. Ee, hadis alanında da bu manada bu e, okuduğumuz, işlediğimiz 50 lüvel Mercan kitabı o kadar değerli bir kitap. Muhammed Fuad Abdülbaki, Allah mekanını cennet eylesin. Ee, güzel bir şekilde derledi Bukhari ve Müslüm'den. Ee, onun için ev satmaya değer. Ev satmaya ve satın almaya değer. Şu an fiyatını görüyorum. Oo. 1120 indirimli hali. 1120 1120 her neyse şey değer yani bu parayı vermeye değer. Bursu okuyan öğrencilerimiz varsa bursundan, olmayansa maaşından bir şekilde bu kitabı edinmeye değer tavsiye ederiz. Peki ee, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti üzerinize olsun. Cenab-ı Hak bu yeni dönemi e, tüm katılımcılara, baştan ben olmak üzere hepimize istifade istifadeye vesile kılsın. Demeyin bu adam anlatıyor, ne anlıyor. Asıl istifadeyi biz alıyoruz. Anlatan daha çok istifade ediyor gibi her neyse Rabbim hepimize istifade nasip etsin. Neden böyle dedim? Diyor kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza daa bada e bi nefsihi. Efendimizin duadaki üslubuymuş. Dua ederken önce kendisine sonra diğerlerine dua eder misin? Allah'ım bana ve kardeşlerime. Ee, onun için ben de önce kendime dua ettim. Bencillik değil, sünnettir. Peki ee, değerli arkadaşlar, benim hatırladığım kadarıyla 67. hadisteyiz. Önceki katılımcılardan varsa söylesinler. Ben e, öyle hatırlıyorum. Aramızda gönüllü olan varsa, teberrüken e, kimler varsa buyursunlar. 67-68'i okusunlar, biz o şekilde başlamış olalım. Ben açıklarım inşallah. 67-68 Buyurun. Gönüllülere bıraktık. Ya Allah. E, Duygu Hanım bana e, tek ciltlik versin. Buyurun. İsterseniz ben okuyabilirim de, demiştim. Siz bilirsiniz. Ee, bana bir paylaşmışsınız ya e, Duygu Hocam. Siz tek ciltlik versiyonunu paylaşmışsınız. Ee, o işimize yaramıyor dedik. Bunun üç ciltlik evet. versiyonunu istiyoruz arkadaşlar. Orada tamam, de bir gene var. Olarak... Buyurun. Detaylı olarak araştırırım o zaman yani, dersten sonra. Maksat kitabımız araştır. bu üç ciltlik versiyonunu. Arkadaşlar o Diyanet Vakfı'ndan e, isteyebilirler. Peki buyurun Sayın Hocam. 67 68. 67 ve 68. Ee, evet buyurun. E, bab, babın ismini okuyacak mıyım hocam? Evet okuyun lütfen. Eee babu e, Beyyani e, Güliz'in Galizin. E, nemimeti. Hı, hı. E, Çeviri de yapayım mı hocam. Tam çeviri yapmayın. Siz sadece metin okuyun. Çeviriyi biz yaparız inşallah. yani şey evet, evet. okutuyoruz. Hocam yanlış anlamayın. Belki ilk defa katılıyorsunuz. Evet hocam ilk defa katılıyorum. Hadithi Hudeyfe Gale Semihutu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yegul La yeduhul cennete Gattat Efrecehul Buhari Tamam. Diğer bu ben Evet. evet. evet.

la yekallimuhumullahu yevmel kıyameti ve la yanzuru ileyhim ve la yuzekkihim ve lehum adabun elim. Evet. Hadisü Ebi Hureyre te gal. Kal Resulullah sallallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem telatetun la yanzurullahu ileyhim yevmel kıyameti ve la yuzekkihim ve lehum adabun elim. Raculun kâne lehu fadlul fadlu ma'i ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع بايع امامه لا يبايعه الا لدنيا فان أعضاه منها رضي وان لم يعضه منها سخط ورجل فرجل اقام سلعته بعد العصر galib vallahi la ilahe gairuhu laqad i'daytu biha kaza ve kaza fesad da rucul fimme qaraa hadihi'l ayeh esteuzu billah inna lladine yashtaruna bi ahdillahi ve eymanihim temenan galila ehrecehu'l buhari teşekkür ederiz duygu hocam Allah istifade nasip etsin değerli arkadaşlar <laughs> Şimdi burada e, okuyacağımız hadisler e, kebairleri okumuştuk. Eğer önceki şeyden hatırlarsanız ben bu tahrimi demişti, e, seb'u mu işlemiştik bir öncekilerde, e, katli işlemiştik. Burada da e, insanların çoğunun ihmal ettiği, e, hatta belki e, yaygınlaşmasından dolayı e, belki sahâir diye gördüğü, küçük diye gördüğü ...önemsiz diye gördüğü... ...ama aslında Allahu Teala katında... ...çok büyük olan... E, ...bazı nasıl söyleyelim... ...muharramatun... E, ...istehane bihin nas... ...tabiri bu şekilde okuyalım isterseniz... ...insanların... ...küçümsediği... E, ...büyük haramlar... E, ...küçük gördüğü büyük haramlar... ...onları zihnimize... ...bu şekilde kodlayalım... E, ...önceki derslerimizde... <laughs> kebair, ekberül kebair, zelle, sagair, işte Kur'an-ı Kerim ayetlerinden de yola çıkarak günah kavramını o derecelendirmeleriyle işlemiştik. Onun için şu dersimizde ona girmeyeceğiz. sadece bu hadisleri açıklamaya çalışacağız inşallah. Şimdi e, başlığa dikkat edin. bu beyani gilavı tahrimin nemime demiş dedik ya hani önceki derslerimizde bir şeyin günah olması, bir şeyin kebira günah olması, bir şeyin ekberül kebair olması. Bunları biz nereden çıkarıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği e, şekilden, i kerimede ne tür bir tabir kullanmışsa Cenab-ı Hak o işi yasaklarken, nehyederken, haram ederken ne tür bir e, keskin veya sert bir ifade kullanmışsa ayetteki kullanımından veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kullanımlarından biz e, bir şey anlıyoruz. Günahtır. Büyük günahtır. Çok büyük günahtır. İnsanı maazallah cehennemde ebedi bir şekilde e, müebbet kılacak derecede büyük günahtır. Onları da nereden öğreniyorduk? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadelerinden öğreniyorduk. اِنَّ <laughs> الَّذ۪ينَ Bu ifade ve benzeri in تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ gibi diğer iki, bu iki ayet bize e, Cenab-ı Hakk'ın günah kavramına iki mana yüklediğini zaten o ayetlerden anlamıştık. Yani e, الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم fuhshiyat ve günahların büyüklerinden kaçınanlar illelmem orada illelmem dedi ve diğer ayette inteleni bunu kebair ismem kebair ismâtun huna ankefer ankum seyyâtikum orada da kebair kebair kavramına karşılık cenab-ı hak seyyât tabirini kullanmıştı işte oralarda mesela biz ne anlamıştık? Ee, günahların küçüğü vardır, büyüğü vardır, daha büyüğü vardır. Maazallah e, onun sebebiyle insanın cennet yüzü göremeyeceği inna Allah la en yushrake bihi gibi e, şirk küfür ve şirk olarak şimdi küfür ve şirki biz şey olarak hani küfürdür diye düşünürüz ama biz onu günah ve kebire ve isyan çerçevesinde belki değerlendirmemişiz. Cenab-ı Hak ayeti kerimede onu da söylüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu söylüyor. Bir insanın hayatı hayatında inanç dünyası içerisinde ne işlemişse Cenab-ı Hak onu lemem seyyi'e kebire ekberül kebire ve artık Allahu Teala'nın hiçbir şekilde affetmeyeceği zulüm ve şirk. İnne şirke le zulmun azim. Cenabı Hakk'ın o şekilde değerlendirdiği bir e, derecelendirme var. İşte burada <laughs> hani in Allah haram diyor mesela Resulullah Aleyhissalatu vesselam Cenabı Hak diyor bunu yasakladı. Ama işte e, bu şeye başlıkta bize gösterildiği gibi ghallatı tahrimehu diyor veya e, tahrimi muğallaf deniyor. Ve işte hani kebire diyoruz ya, tahrim esnasında yani Allah ve Resulü onu haram kıldığı e, esnada kullandığı o cümle o haramlığa ya bir şey yükler, bir gılav, bir kebire manası yükler ya da sıradan bir ifadeyle bunu söyler. Yani la tef'al, ictenib, intehi ne bileyim, ihverf gibi yani normal bir şekilde sakın, uzak dur, itteqi, bu hakeze yani böyle normal bir yasak ifadesiyle kullandığı vardır. Biz buna ne diyeceğiz? Sıradan günah diyeceğiz. Haşa günahın sıradan olmaz diyelim de biz buna normal zemb e, diyelim, günah diyelim, sey'i diyelim ama belli tarafta işte Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı esinde kullandığı o ifade ifadeyle de biz bu sefer ne diyeceğiz? Biz buna ya kebire diyeceğiz, ya ekberul kebire diyeceğiz ve hakeza. İşte Hudeyfe radıyallahu ta'ala bu hadisinden e, Cenab-ı Hakk'ın veya Resulullah aleyhissalatü vesselamın kattat ifadesi kattat e, kattat ile nemmem e, bunlar aynı kişilerdir. E, Kattat'e Normalde bir şeyi bölüp bölük, bölüp parçalamayı da ifade eden bir şeydir. Ne yapıyor bu herif veya herife neyse, tutuyor bir yerde yaşadığı bir durumu, tutuyor parçalıya parçalıya, aktara aktara başkasına götürüyor ya. Belki de ondandır artık. Hani. E, Nemmen ve Kattat aynı ifade olduğu için e, İmam Bukhari bu Kattat ifadesinde Allahu Teala'nın haram kıldığı bu e, günahı, bu kebireyi hangi başlık içerisinde değerlendirmiş? Ahracehul Bukhari fi kitabil edeb babu ma yukrahu minen nemimeti nemimenin çirkinliği, mekruhluk manasında değil arkadaşlar. Yani kötülüğü. E şimdi mekruh kavramını ee, İmam Bukhari'nin buradaki kullanımından e, yanlış anlam diye açıklıyorum. Fıkhi manadaki tenzih e, ve uzak durmayı ifade eden e, haramın mukabili olan, e, haramın bir alt derecesi olan mekruh manasında değil yani. O kötülüğü, hoş, hoş olmayışı e, bahsinde İmam Bukhari ne yapmış? Bu hadisi almış ama Hangi başlıkta nemime, nemime e, kelimesinin nemime haramının e, hadisini ele alırken nemime lafızı geçen bir hadis ile değil de onun eş anlamlısı kattat, kattat kelimesi başlığı altında e, o kelimesini tutmuş bu başlığın altına almış demek ki eş anlamlıdır. Şimdi bu e, nemime e, şeyi hatırlayın Hümeze Lümeze suresini veya beri tarafta Hucurat suresinde ve la ve la bil elqab orada da benzeri birkaç şey var. Oralarda geçen ifade normal nehi kelimesi yani yapmayın, etmeyin, uzak durun gibi kelimeyi ifade ederken bir manayı ifade ederken Hüzeyfe radıyallahu ta'ala anhın burada Semi'tun Nebiyye sallallahu aleyhi ve Efendimizin şu şekilde ve şunu dediğini işittim ifadesi ne yapıyor? Bu kattat ifadesi, nemmam ifadesi ve bu günahı işleyen kişinin normal bir haramı işlemekten öte ağır bir haram işlediğini ifade ediyor. Onun için bu hadisin e, içinde geçen la yedhul cennete ifadesi ne yaptı? Bu katat veya e, nemam nemam bu işlemi yapan e, ne diyoruz söz taşıyıcı koguculuk mu diyoruz? Türkçe ifadesiyle normal gıybet değil ha. Gıybet farklı bir şey. Burada insanların arasındaki e, muhabbete zarar verecek onları birbirlerine karşı illa bir nefret, illa da bir vukuat yapmalarına e, gerek yok. Birbirlerinin içerisinde birbirlerine karşı hislerini etkileyecek herhangi bir menfi e, söz ve yaklaşımı birbirlerine aktarmalar tam o da bu e, kapsamda değerlendiriliyor. İşte ne yapıyor burada? Rüzeyfa radıyallahu teala'nın la yedukulü'l cennete ifadesi bu günahın nesini ifade ediyor? Gılazını ifade ediyor. Onun için ne yapmış burada başlıkta? Gılazı <güler> tahrimin nemime. Nemime haram. Nemime'nin haramlığının galizliği ve işte onun kebire oluşu ve işte ekber kebire ifadeleri var. Neyle anlaşılıyor? La yedukulul cennete ifadesi. Cennete girmez. Ses kesiliyor mu arkadaşlar? Burada ses yok diye bir uyarı geldi. Ses iyi hocam. Sesi e, almayan kendi ayarlarını kontrol etsin o zaman. Şu an için seste bir sıkıntı biz de görmüyoruz. Peki. Arkadaşımızın düzelmiş. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Yani e, tabii hadis e, rivayetinde. Hadis dersinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ağzından dökülen her kelimenin kendi içerisinde bir şer'i hükmü var. Hem şer'i hüküm bildirir hem de o meseleye bir ekstra mana ve güç bildirir. Ee, ekstra yani ziyadetül e, mebna tedullu ala ziyadetül ma'na kelimeye cümleye eklenen herhangi bir kelime herhangi bir hareke herhangi bir harf e, manayı e, şey yapar e, arttırır ve ona hüküm bildirir onun için naslardaki e, kelime farklılıkları herhangi bir e, fıkıh kitabını e, okursanız eğer hele hele mezahip ihtilafının olduğu bir mevzu varsa e, o okuduğunuz eee Meselede eğer bir şey varsa, bir ihtilaf varsa şunu görürsünüz. A mezhebi oradaki bir mesela inne kelimesine takılmıştır. La'ya takılmıştır, lemma'ya takılmıştır, lemaye takılmıştır. Oradaki o harf ve kelime farklılığından o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şeye bir ekstra hüküm bildirmiştir veya demiştir ki bu bunu ifade etmiyor çünkü bu kelime bu harf bu manaya gelmiyor deme, demiştir İşte burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın la yedhulü'l cennete ifadesi ne anlattı bize bize bu katat işte nemime e, günahının kebire günah oluşu manasını yükledi yani la tef'aluden ziyade İntehuden ziyade, ihzaruden ziyade ilave bir mana yüklediği. Yapmayın, bakın yaparsanız cennete dahi giremezsiniz manası. O günaha e, kebire manası yükle, yüklemiş oluyor. Bunu bu şekilde işlemiş olduk. Şimdi gelelim diğer hadise. Tabi <laughs> buradaki hadiste de e, alimler, Burada üç madde zikrediliyor. Başlıkta da onları sıralamış. Bunlar kerahet mi ifade ediyor? Bunlar haramlık mı ifade ediyor? Bunlar işte kebira mi ifade ediyor? Bunun üzerine bunun da konuşmaları var. Yani alimler arasında bir iştihad farklılığı var. Ama burada hocamızın başlığa yerleştirdiği... tahrim ...aslında ümmetin bu konudaki çoğunluğunun, cumhurun görüşünü ifade eden bir şeydir. O da nedir? Şimdi ders işlerken önümüze çıkacak. Mesela isbalul izar. Üç şey var burada. Üç madde var. Ee, elbiseyi sürümek. Tabii bugün e, bunu söylerken e, biraz fıkhi detaylara da gideceğiz. O da nedir? E, biliyorsunuz arkadaşlar, e, bugün bizim e, Türkiye toplumunda veya Avrupa toplumlarında izar rida e, giyimi e, kadınların sadece şu an için kullandığı bir e, giyim şeklidir. Biraz aşağı inen e, sıcak memleketlerde Arap toplumlarında işte Hindistan, Pakistan o Hint e, kıtasındaki e, insanlar Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, onlarda erkeklerin de giydiği bir elbise olduğu için izar e, izarlı etekli diyelim. Çünkü her e, izarlının ridası olamayabilir. Bu kitaplarda izar ve rida sanki e, takım elbise, e, göbek üstü e, giyilen e, elbise rida, göbekten aşağı e, dize kadar veya işte yere kadar sarkıtılan e, elbise de izar deniyor. Veya boydan olan e, e, elbise de olabiliyor. tabi onların her birisinin e, fıkıh kitaplarında, hadis kitaplarında farklı isim ve kullanımları var. Ama nedir izarı? bugünkü zihnimizde yerleşsin diye giyim şeklinde zihnimizi yerleşsin diye etekli elbise diyeceğiz arkadaşlar. Etekli elbise ister e, göbekten belden aşağı giyinip sadece etekten ibaret olsun, ister e, boydan e, giyilip eteğe kadar sarkıtılan tek elbise olsun. Onu siz kadınlar kendi kafanızda daha iyi canlandırırsınız. E, burada bizim için önemli olan tahrimu isbalil izar ifadesi Kimin içindir? Bunu biz e, kadının tesettürünü düşündüğümüzde bu hadis ve diğer hadisleri e, bir araya getiriyoruz. Şunu anlıyoruz ki isbelül izar kavramı kadının elbisesinin eteğini sarkıtıp uzatmayı ifade eden bir manayla söylenmemiş. Niçin? Çünkü e, kadının Elbisesinin eteğini sarkıtması uzatması, bırakın haram olmayı, bizzat dinin tavsiye ettiği bir emirdir. O zaman biz burada neyi anlayacağız bu tahrim, bu isbaril izarı? Erkeklerin, erkeklerin giyimlerinde gurur, kibir, hava, force ve ceka atmayı ifade eden bir çeşit giyim tarzını ifade ediyor. Onun için tahrimu isbal izarı derken arkaya şu cümleyi eklersek mesele anlaşılır. Li rical diyeceğiz. Lir rical erkekler için haramlığı. Niçin? Çünkü bir gün böyle bir hanımefendi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ee, elbisesinin e, hani ayette hatırlayın kul müminat yuğudun men min ifadesini e, hatırlayın mümin hanımlara de ki cilbaplarını sarkıtsınlar o ifade müminlerin e, Medine e, hatunlarının e, o o dönem e, giyim tarzında bir şeye dönüşüyor ne yapalım ne edelim nasıl yapalım o an için kadınlar ya arkadaşlar benim tel telefonum benim bilgisayar bugün yine fazla şey tüketiyor gibi. fazla şarj tüketiyor. İnşallah yarı yolda bizi bırakmaz. La ve la billah. Hocam olmazsa bana gönderirsiniz ben paylaşırım buradan ekran paylaşımını. İyi ee, iyi iyi fikir dedin sayın hocam vallahi da iyi söyledin. Bir dakika. Ben buradan hemen hemense hızlı bir şekilde atmaya çalışayım. İnşallah şey olmayız, yarı yolda kalmayız. Her neyse devam ediyoruz. Böyle kritik duruma düşersek ben size atayım. İnşallah. Evet, bir Medineli hanımefendi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. O elbiselerin, şimdi bizim bu bölgede yaşayanlar belki daha iyi bilirler. Elbisenin sarkıtılması, baş örtüsünün tabi bizim şu anki modern giyim tarzında o yok. Bizde bizim bu bölgenin e, insanları bunu bilirler. Şimdi siz hani başörtülerinizi bir işte bir buçuk metrelik bir e, kumaş bir bez parçasını kendi kafanızda işte onun şekli vererek örtüyorsunuz ya. E, eskiden bizim bölgede hala var kadınlar başlarını örterken başörtüsünde işte bir iki katman kullanırlardı. Ee, siz bugün bone diye kullandığınız bir bir çeşit bir örtü var ya onun e, farklı kendilerince tabii o zaman boneler e, hani boneler küçücük şöyle bağlanıyor ya o zaman öyle şeyler yoktu. Kadınlar bir nevi iç astar olacak şekilde bir iç örtü bağlarlardı. Sonra onun üzerine bir örtü daha koyarlardı. Ve o örtü ise çok ilginç gelir. Erkeklerin sarıklarını sarma benzeri şekilde kafaların üzerine bir şekil verirlerdi ve onun zeylini diyeyim artık onun kuyruğunu arkalarından sırtlarını kapatacak şekilde böyle geniş bir şekilde arkalarına atarlardı ve o arkalarında sarkıttıkları o parça o arka kumaş kadının ekonomik durumunu da gösterecek şekilde veya havasını gösterecek şekilde aşağıya sarkıtıyor ta aşağıda yerde sürüyecek kadar oluyor. Aha. Şimdi o yaptığı işlem tesettür hedefli bak sonradan arkadaki o uzatmayı söylüyorum. Tesettür hedefli bir uzatma bir sarkıtma değil. Aha. Şimdi bir bu bir. Diğeri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip Ya Resulallah ben eteğimi uzatıyorum. O başörtüsünün arkasındaki zeylinin uzatmasını değil bilakis kadının cilbabını dış elbisesini e, tesettür hedef ve amaçlı ayak topukları Allah. dahi gözükmesin hedefiyle bir mümin hanımefendinin sırf tesettür iffet ve edebinden dolayı eteğini sarkıtması. Bakın eteği sarkıtmak başörtüsünün arkasındaki zeyli uzatmak. İşte o kadıncağız geliyor Resulullah Aleyhisselatü vesselam'a diyor ki ya Resulullah ben diyor ben e, bu eteğimi sarkıtıyorum diyor, uzatıyorum. Şimdi bizim bugünkü e, asfaltları, şehir e, e, yollarının düzgünlüğünü ve temizliğini düşünmeyin. E, bir, bir köy yerini düşünün ve altyapısının sağlam olmadığı bir yer düşünün. O e, yürüyüşünde eteğinin, uzatılmış eteğinin e, yolda yürürken kire, pisliğe bulaşmasını düşünün. Ya Resulallah diyor ki benim elbisem ben hani tesettür niyetiyle artık onu böyle sarih bir şekilde ifade etmiyor. Ya Resulallah ben diyor onu uzatıyorum. Benim elbisem şeye bulaşıyor. E, yolda yürüyen kirlere, pisliklere bulaşıyor. Şimdi o kadınca kızın Resulallah aleyhissalatü vesselam'a sorusu bak şuradaki ifadeyi iyi anlaşılsın kadınlarla alakalı değildir diye anlaşılsın diye bu kadar detayı anlatıyorum. Ee, mümin hanımefendilerin kendilerini pür tesettür e, erkeklerin dikkatinden uzak bir şekilde e, kamufle etmeleri esas ya tesettürün esası o ya bu kadıncağız da o esasla giyinirken eteğini de uzatırken karşılaştığı o durumu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor. Ben bunu yapmaya çalışıyor iken benim eteğim yerde pisliğe bulaşıyor, kire bulaşıyor. Ben ne yapayım? Yani kendince sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Resulullah ben onu birazcık daha kısayım mı? Birazcık keseyim mi? Birazcık hani yükseltin mi? Manasında söylüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. E o kire bulaşsa bile kire bulaşsa bile biliyorsunuz ki toprağın tahir mutahhir özelliği var. Temiz ve temizleyici özelliği var. Her ne kadar sen yürürken o bir pisliğe değse, bir necasete bulaşsa bile e, sen onu kısma diye düşünme. Ben onu keseyim biraz kısaltayım diye düşünme. Onun o, e, o kiri bir sonraki adımda yürüyor yürümeye devam ediyorsun ya, e, toprağa bulaşacak ya, o onu temizleyecektir. Yani necasete değse bile... Bu bu kadına özel bir hükümdür. O yürürken o toprağa isabet edecek, toprağa e, değecek, o toprak bulaştığı o kiri, o necaseti onun için tathir edecek, temizleyecek. Ha. O zaman ne anladık biz buradan? İsbalül izar denilen eteği uzatmak, elbisenin eteğini uzatmak. Kadın için hanımefendi için kibir ifadesi değil. Bilakis onun edebini, hayasını, setrini, tesettürünü ifade eden olumlu bir şeydir. Bu eteğiyle ilgili söylediğimiz şeydir. Ama beli tarafta kibir manasına gelebilecek başörtüsünün arkasındaki o feci ileri bir şekilde uzata, arkada yere kadar uzatacağı beline kadar uzatıyor bazı. Bizim buralarda hala o şekilde giyinen hanımefendiler var. Yani o belki de şey gibi düşünüyor. Ya kendine tarz yapıyordur. E, bu bizim e, yerel kıyafettir. Yani normal şehir kadınların yaptığı bir şey değil. E, o, o dönem belki kadınların hani biz bugün kombin mi diyorsun ne ne diyoruz öyle bir şeyler söylüyorsunuz ya. Belki o manada kendine bir tarz olarak yapmışlardı. E, ben diyorum ki bu tehrimul izar. Şu an kendimce yorum yapıyorum. E, eğer kadın için kullanılacaksa düşünsek bile kadının eteğini değil o başörtüsünden gereksiz yere uzattığı tesettür amacı ve hedefiyle değil de kibir atma, zenginlik göstergesi, hava atma manasında arkadan o uzattığı o şeyi ifade ediyor. Ama bu hadisi yine düz manasında kullanırsak, bu benim söylediğim kendi yorumum daha bu arada ve müştehit falan değilim kimse demesin valla bu adam kendi kafasından iştihat uyduruyor. Öyle bir manada aklınıza gelmesin. Sadece bir karşılaştırma netleşsin diye bunu izah ettim. Tahrimul izar, tahrimu isbaril izar kesinlikle kadın ile ilgili değil, erkekle ilgilidir. Şimdi bunu gıladu <laughs> tahrim <laughs> diyoruz ya yani şimdi belki bugün şey olmuş hani ekonomik şartlar güzel bir insan mağazaya gidip herhangi bir kişi e, zengin olsun, fakir olsun kendisine hazır elbise alırken zaten orada o elbisenin e, terzi payı mı diyoruz, e, düzeltme payı bir üç beş parmak genelde zaten uzun oluyor. Biz belki şu an için e, bunun mantığını kavrayamayabiliriz. Ya ne, ne olur sanki orada 4 santim uzunmuş 5 santim uzunmuş bu ne tür bir hüküm ifade ediyor bugünkü mantığıyla belki anlamayız ama e, o günkü insanların bugün bu, bu türden insanlar var mı yok mu işin doğrusu bilmiyorum o günkü insanlar için oradaki kumaşın bir parmak iki parmak üç, dört parmak kadar uzunluğu o kişinin e, havasını kibrini, gururunu, caka atmasını yeryüzünde havalı bir şekilde yürüyüşünü ifade ediyordu. Ve Cenab-ı Hakk'ında kendi kullarının arasında işlediği günahlar ne olursa olsun en kızdığı günah kişilerin kibirlenerek, böbürlenerek yürümesi. Onun için onu ifade eden o kibir ve gururu ve böbürlenmeyi ve caka atmayı ve hava atarak yürümeyi ifade eden neyse Allah-u Teala onu yasaklamış. Ne üzerineydi o dönem için? Diyelim ki elbise üzerineydi. Şimdi onun için buradaki o ifadeyi erkekler için ve kibir manası olan bir giyim şekli olarak anlamamız lazım. Kimdir? Ee, eğer yanlışsam düzeltin. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu Teala bir ara böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda böyle katlı keskin bir ifade kullandığında sanki odur. Eğer e, yanlış hatırlamıyorsam Resulullah diyor ya Resulullah diyor. Valla benim de elbisem bazen diyor uzuyor. Bazen benim elbisem de uzun geliyor. Efendimiz diyor ki Ebu Bekir sen onlardan değilsin. Aha. Şimdi tahrimu isbel izar dedik ya. Bunu e, zihnimize tam net bir şekilde yerleşsin diye bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Karun herifini hatırlayın. Karun. Şimdi Karun'un e, zenginliği inne Karun kana min kavmi Musa febaga. ayet ayeti kerimede Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir iş adamının, bir zengin herifin zenginliğini ifade eden biliyorsunuz o hangi suredir? Bir bir profilden, bir kimlikten, bir şahsiyetten bahsediyor. Febaga ifadesini kullanıyor. Azdı. Bagi. Azdı. Haddi açtı. Ama orada Karun'un helakını tasvir eden şeyi isterseniz sonradan kendinize bir bakın. Felebise fi zinetihi diyor ki süslerinin içerisinde süslerini giyindi diyelim. Süslerini giyindi. Ve o giyindiği süslerle sokakta yürüdü, çarşıda yürüdü. Yani onun o çarşıdaki yürüyüşü giyim üzerinden hava oluşturan bir yürüyüştü. Bu, bu, bu detay çok önemlidir. Yani Karun zenginliğiyle yerin dibine batmadı bu bunu çok iyi tahlil edin arkadaşlar. Şeye bakarsanız o surenin tefsirine dönüp bakarsanız bu detayları göreceksiniz yani. Adam o herif o bütün şımarıklığı bir yana üstüne o elbiseleri giydiği ve dışarı çıkıp o havayla yürüyünce insanlar iki sınıf oldu. Birileri dedi ki ya leytelena mislema utiye karunu. Ah keşke şu Karuna verilenden bizim de olsaydı innehu lezu azim. Ona ne kadar büyük bir şansı var, ne, ne kadar büyük bir e, nasipli adam diyoruz ya. Ama belli tarafta diğerleri müminler onun o şımarıklığını, o soytarlığını gördüler. Dediler, vay lakum. hayır. Ayet-i kerimede bir hatırlayın ama bu ifade ediyor. Yazıklar olsun size. Siz, Allah-u Teala'nın verdiği sevap o Karun Efendi'nin üzerindeki bu mal mülk bu şeyden daha iyidir diye iman ve küfür ayırımı nereden çıktığı bu Karun herifinin çarşıda pazarda elbise üzerinden o süslerini o zenginliğini elbise üzerinden piyasaya bir havaya dönüşmesi üzerinden Cenab-ı Hak insanlar ikiye ayrılıyor ve o an için Cenab-ı Hak diyor فمسخن... neydi o ayet-i kerime öyleydi herhalde bi bi öyle bir ifade var Cenab-ı Hak diyor ki biz onu o an için yerin dibine batırdık onun için biz burada bu ifadeyi anlarken ne şekilde anlamalıyız? Erkeğin elbisesini giyerken tabi artık o gün için isbalül izar şeklindeydi diyelim. Artık bugün ne şekilde oluyor? Varın onu siz düşünün. <laughs> Babu tahrimi isbal izar. Onun için izarı uzatmak haramdır ama gilevü tahrim dedi ya Allah Teala'nın Karun gibi bir bir varlık sahibi iş adamını bunun üzerinden helaka götürdüğünü de düşündüğünüzde onun tahriminin gilazı, kebire oluşu ve ekberü kebire oluşu çok daha net anlaşılmış oluyor. Metni okuyoruz. Ghile tahrimi isbal el izar. <laughs> İzarın etekli elbisenin eteği, etek boyunun öyle diyelim evet etek boyunun uzatılmasının haramlığı kim için erkekler için vel menni bil atiyye iyiliği aşağı kalkmak mı diyeceğiz ya minnete dökmek şu her şeyin Türkçe karşılığı yok Türkçe kelimesiyle yapılan iyiliği başa kalkmak diyelim minnete dönüştürmek üçüncüsü tenfiku sil'ati bil hilfi, bil halifi. hilf değil halifi burada bir kelime dikkat edin arkadaşlar tenfik ifadesi nefaka enfaka infak kavramı burada silah e, sil'a eşyanın pazarda yeminle verilmesi burada infak kelimesi e, harcamayı ifade eden bir kavram değil arkadaşlar e, satışa sunulması diyeceğiz e, o kelime neden burada bu manada kullanmış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle kullandığı bu türden kelimeler olabiliyordu burada onun için tenfik e, harcama olarak düşünmeyeceğiz infak etmek, vermek e, tüketmek değil de e, şimdi hadisten de onu anlayacağız e, bir insanın kendi malını e, yeminle e, satışa sunması veya satış esnasında yemin e, ifade ile kullanması bu üç şeyin e, kebirah günah oluşunun babı. Ve beyan ıslâfeti lâzîn lâ yuklimuhum Allah yûm al qiyâmeti, vâla yanzur ilâhim, vâla yizkihim, vâla hum âzabun ali Allahu Teala'nın kendilerine kıyamet günü bakmadığı, onlarla konuşmadığı, onları tezkiye etmediği ve kendilerine büyük azap verdiği, verdiği üç tip, üç çeşit insanın beyanı. O üç tip insan aslında başlıkta söylediği o kişilerdir. Sadece beyan-ı selafeti kimdir onlar? Yukarıda zaten onları ifade ettim. Hadis-u Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Selafetun, üç tip insan vardır. Üç çeşit insan vardır. La yanzurullahu mi yevmel kıyame. Şimdi burada bir, bir, detaya geleyim arkadaşlar. Özellikle Rasulullah e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, pozisyonunu kafasında daha netleştirmeyen e, bir çeşit insanlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an dışında konuşmaz. Kur'an ayet gelmeden bir beyanatta bulunmaz, şu şöyledir bu böyle değildir demez diyen e, aklı evvellere bu ve benzeri birkaç hadis var e, bunlar bizim için rehber ve belirleyicidir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bazen bir mevzuyu söyler ashaba, bir uyarıda bulunur, bir nasihatte bulunur bu böyledir veya değildir der, ashabın zihninde bununla ilgili bir şey netleşti veya netleşmedi. Bakıyorsun ki akabinde Cenab-ı Hak misdaqan li rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı tasdik mahiyetinde. Bakın. Hüküm inşa eden manada değil ha. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın söylediği, beyan ettiği, açıkladığı bir şey üzerine ayet iniyordu. İşte burada da onu göreceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Diyor, üç çeşit insan vardır. La yanzurullahu ileyhim yevmel kıyame. Hani kıyamet günü insanlar amalinden günahlarından dolayı Cenab-ı Hak'tan bir tık şey ister ya, bir ilgi ister ya, derdini Allahu u Teala'ya anlatmak ister, Cenab-ı Hak'la konuşmak ister, Cenab-ı Hak'tan bir, bir şey ister yani. Aha. İşte o gün e, İnsanların Allahu Teala'yı kendilerini arz edebildiği o gün üç çeşit insan Allahu Teala'dan bu manada referans alamaz. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkamaz Allahu Teala onu sürüyor. La yanzurullah ileyhim. Allah Teala onlara bakmaz. Ve la Onlarla konuşmaz. Ve la Hani Rab ey Rabbimiz bizi tezkiye et, bizi temizle, bizi arındır, bizi bu günahlardan uzaklaştır ve akabinde cennete gir. Allahu Teala'nın nazarı, Allahu Teala'nın kelamı kullara aslında ne hedeflidir? Tezkiye hede hedeflidir. Yani Allahu Teala bir kulu kendisine muhatap alıp konuştuğunda o kulunu tezkiye edip e, cehennemden e, maazallah e, cehennemden uzaklaştıracak e, ve onu cennete koyacaktır. Bir kişi Allahu Teala nazarını o hedefle ister. Yani Cenab-ı Hak benim e, sırtımdaki yükleri alsın, muharramatı, günahlarımı benden silsin, beni arındırsın, beni temizlesin, akabinde de beni cennete götürsün. Onun için kıyamet günü bütün insanların Cenab-ı Hak'la olan muhatap olma isteği tek hedeflidir. İşte o tezkiyedir. Onun için insanlar isterler ki Allah-u Teala onların bir yüzüne bir baksın. O o an için o fakirliğini, o yalnızlığını, o çaresizliğini hissetsin. Ve akabinde de Allahu Teala'ya derdini anlasın ve onu da temizleyip cennetine koysun. İşte üç çeşit insana Allahu Teala bu manada e, İbrahim Özcan hocam Allah sizden de razı olsun. Hürmet ediyoruz sayın hocam. İşte burada ne diyor? E, üç çeşit insana Allahu Teala kıyamet günü onu vermez. Şimdi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın söylediği bu kavram Üç kişi vardır ki Allahu Teala bunlara bakmaz ne anlıyoruz? O zaman o işlemi yapanların normal günahtan ziyade kebire günah işlediğini ifade ediyor. Onun için yani normal bir nehi ifadesiyle insanlar ondan nehi edilmiyor. Bilakis bilakis e, maazallah cehenneme götürecek ve Allah-u Teala'nın rahmetinden kovulmayı e, oluşturacak bir kebire bir büyük günah olma e, durumunu ortaya koyacak. İşte bu ifade e, hani yukarıda ne demişti? Lâ cennet. Nasıl ki lâ cennet ifadesi ona o kebire manası yüklüyorsa burada da le'nallahu ileyh, bu manaların tümü aynı şeyi ifade ediyor. Yani bir, 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 kişi düşünün ki Allahu Teala'nın nazarını celbedecek hiçbir sıfatı yok. Nedir maazallah? Cehennemliktir ve kebire iş, işlemiştir. Çünkü eğer o durumda değilse Allahu Teala'nın rahmetini celbedecek bir e, e, basit günah e, e işleyeni ise Allah Teala ne yapar? Onu alır işte affeder cennete koyar gerekirse yani. Aha. Ve lehum azabun elim dedi lehum azabun elim. O da gılazın dereceleridir. Allah-u Teala bakmaz, konuşmaz, e, tezki etmez ve büyük azap. işte netice e, kebire oluşturan durum aslında bu son maddedir. Nedir? Kimdir bunlar? Raculun. lehu fadlu tariqi Bir kişinin e, bu kavramların tümünü bugünkü modern şehirlerdeki yolculuklar bağlamında düşünmeyelim arkadaşlar eski koşullarda bir insanın arabayla değil de ya yürüyerek veya hayvan bineğiyle uzun yol yaptığını düşünün. Hani bir hadiste diyor ya efendimiz raculun eş'as aghbara yutilu sefera, yamuddu yedeyi. O, o şekilde düşünün. Yani bir kişi düşünün yola çıkıyor. Yola çıkarken uzun uzadıya bir yorgunluk, bir meşakkatin içerisine giriyor. Bu adamın yanına alabildiği azığı, suyu, e, ihtiyaç miktarı ne kadardır? sadece kendi sırtında taşıyabildiği veya bir binekle yolculuk yapıyorsa bineğinin sırtına alabildiği miktardadır. Bu adam da gitti, yolda ne bir dinlenme tesisi var, ne bir park var, ne bir lokanta var, ne bir restoran var. Bugünün şartlarını düşünmeyin. Bu adam yolda giderken bir çadıra denk geldi. Veya yolda giderken herhangi bir adama denk geldiği veya daha da farklısını düşünelim. Bu şekilde e, tek e, kendi sırtında aldığı azgıyla yürüyen bir yolcu, kendi arkadaşı binekli gidiyor. Kervanda yol yürüyen insanları düşünün. Birinin bineği var, devesi var, belki de iki üç tane devesi var ve o develerinin, o bineklerinin sırtına e, bolca erzak, bolca su da yüklemiş. Beraber yolculuk yapıyorlar. Bunları zihninizde tasavvur edin. O günkü bir seferin, bir yolculuğun şartlarını düşünün. Böyle bir adam yolda yürüyor. Aha. Diyor ki bu adamlardan biri, bir adam kâne lehu fadlu mâin. Yanında ma dediğimiz nedir? bugünkü tabirle ihtiyaç fazlası ya bak güzel oldu. İhtiyaç fazlası adamın suyu var. Adamın ihtiyaç suyu var, fazlası suyu var, bir tariki yolculuk esnasında. Yani bunu bir dinlenme e, tesisinde veya bir kuyu başında veya o günkü çöl şartlarında bir vaha'da durup dinlenmiş olan insanlar değil de yol esnasında yürüyen insanlardan bir kısmının yol esnasında Suyu fazla var. Diğer bir kısmını sadece kendisi için almış. Biri tüketti ama diğerinde hala fazla var. İşte burada Resulullah Aleyhisselatü onu söylüyor. Fazlası olan kendi ihtiyaç fazlası. Bu tabir çok önemlidir. Niçin bu tabir önemlidir? Fıkıh kitaplarında Bebu Şirbi arkadaşlar isterseniz bu konuyu merak edenler e, Şirb Şurb Şirb Şurb şeribe. Bu fıkhi bir hüküm ve bir kavram oluşturuyor. Bu bahisli incelerseniz bunun fıkhi birkaç detayı gözünüzün önüne gelecek. O da nedir? Ee, yolcu bir insan, daha doğrusu elinde su olan bir kişiyi, elinde su olan bir kişiyi bizim fukaha şu hadis ve bunun gibi bir tane hadis daha var. Hazreti Ömer radıyallahu teala döneminde yaşanmış bir mevzu var. Şimdi ona da değinmeye çalışacağım. Ee, elinde su fazlası olan kişinin suya ihtiyacı olan kişiye karşı tutumunu ifade eden bir durum. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu söylüyor. İhtiyaç fazlası elinde suyu olan bir kişiyi فَمَنَعْهُ مِنْ اِبْنِ السَّب۪يلِ İbn-i yolun oğlu. Yolun oğlu, yolcu. Yolcu bir adam kendi memleketinde ne kadar zengin, ne kadar varlıklı, ne kadar işi, vakti, hali yerinde olursa olsun yola düştüğü anda onun bütün varlığı nedir? Şehirde dükkanları vardır, apartmanları vardır, evi barkı vardır, her şeyi yola çıktığı anda nedir? Yolda üzerindeki şey ile sınırlanıyor. Valizi ise valizi, çantası ise çantası, bineği ise bineği, her şey o kaldı sadece. Ve bu adamın o memleketteki varlığı değil. İbn-i Sebil tabiri bu manada detay gerektiren bir anlamı ifade ediyor. Yani yoldaki fakiri değil. Yoldaki yolcuyu, fakir olsun zengin olsun. Yola çıkan kişinin bütün varlığı ne oluyor? O an yol esnasında kendi üzerine alabildiğiyle sınırlanıyor. Tükenince ne oluyor o adamın? Şehir merkezindeki ve köyündeki, memleketindeki varlığı onun için bir şey ifade etmiyor. Elindeki tükenince bir anda muhtaca dönüşüyor. Muhtaca dönüşünce temel ihtiyaç maddeleri, birincisi su, İşte burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sudan bahsediyor. Diğer hadislerde gıdası bitti, azgı bitti, yemek ihtiyacı. Beri tarafta yol parası bitti, bu sefer zekata muhtaç oldu memleketinin zengini bir kişi bile olsa yolun oğlu olunca yola düşün, düşünce elindeki bütün o varlık bir anda neye dönüşüyor? Tükenince onu fakirliğe dönüştürüyor. O kişinin kendini sahili selamete ulaştırabileceği her şeye bir muhtaçlık durumu oluşuyor. işte onun için İbn-i Sebil'den elindeki fazlalığı esirgiyen. Mene'ahudan kasıt o. Esirgiyen bir kişiyi, bak fazlası ihtiyaç fazlası var. Bu kişi maazallah Allah-u Teala'nın e, dikkate almadığı, kendilerini e, muhatap almadığı, konuşmadı. o kişilerden birine dönüştü. Tabi burada bir fıkhi e, şeyler var. Yani isteyenler, merak edenler gidip bakabilirler. E, arkadaşlar bir kişinin fadlu varken öbürü suya muhtaç. Orada fıkhata şöyle bir şey diyor. Diyor ki bu kişi eğer suyu tükenen adama bedeli mukabilinde bedeli mukabilinde e, suyu verdiyse o gene bedava ver, ver, vermeyebilir yani. İstese bedava vermeyebilir. Bu kişi borçlanarak alabilir o on, onların o detayların tümü fıkıh kitaplarında söylüyor. Ya nakden o an için verecek ya da borçlanarak o suyun bedelini borçlanarak ondan isteyecek. Bu uç noktaya gideceğiz şimdi. Bedelini ödeyemedi. Borçlanarak da o sudan almadı. Adam ölecek susuzluktan. Beli tarafta bu adamın elinde de fazla su var. O fazla suyu alabilmek için ne tür hakları var? Fıkıh kitaplarında ilginç bir şey var. Diyor ki e, bu adamın diyor silahsız kavga hakkı var. Kavgayla, şiddetle, zorla o suyu fazlası olan kişiden alabilir. Fazlası tabiri önemlidir. Niçin? Çünkü öbür adamın kendi ihtiyacı kadar olan su varsa onun o hakkı da yok. Niçin? Çünkü e, kendi canını kurtarmak için öbürünün canını tehlikeye atamaz. Onun kendi ihtiyacına yetecek matarasını diyelim ki bir litre suyu var neyse ne onu diyor ondan alamaz. Çünkü onun kendi asli ihtiyacıdır. Kendi ihtiyacın için başkasının asli ihtiyacına hiçbir şekilde fıkıh sana o yolu vermiyor. Ama ihtiyaç fazlası oldu mu bu sefer ne yapıyorsun? Onu edinme hakların oluyor. Bir bedeli mukabili. Onun için ecri misli tabirini kullanırlar. Bir ecri diyor. Alma hakkın. Bu muhtad olan çatışmasızlık durumu ifade ediyor. O olmadı. Muhatabın sana onun kredisini verebilir. Tamam borç sanalım memlekete gidince bana suyun parasını ver. Ona da diyebilir. O yola gelmezse elinde de fazla su var. E, hanifi mezhebi kılıçla silahlı e, çatışmaya izin vermiyor kavgayla diyor silahsız kavgayla o suyu elde edebilirsin diyor fazlasını ha. Diğer mezheplerde e, silahlı bir şekilde o fazlalık suyu alma hakkını doğuruyor diyor sana. Onun için bu meselelere şirk bahislerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi normalde su Resulullah Aleyhisselatü'nün üç ifadesi var. Üç şey hakkında bir ifadesi var. Diyor bu üç şey insanlığın ortak malıdır diyor. İnsanlığın ortak malıdır. El ma'u vel kele'uhu vel naru. Su ateş ve e, şey e, yeşillik, otlar nebatat. Şimdi burada bunlardan yola çıkarak fukaha hüküm ifade etmişler. Normalde Allahu u Teala'nın bütün insanlığa, bütün canlılara Mübah olarak yarattığı bir su ne zaman bir bedel mukabilinde mala dönüşür? Onunla ilgili işte ahkam vardır, bir bir ihraz ediyor. Mesela adam normalde akan su, helalinden herkesin nasipleneceği bir su gidip matarana doldurduğunda veya pet şişene doldurduğun anda ne yapmış oldun? istimlak edilmiş oldun mülk edindiğinde bu sefer sen onu mülk edindiğin o şişe içerisine koyduğun veya işte tankına doldurduğun o suya bir anda ne olmuş oldu senin için hocam ateş niye ortak diyor e, Fatma Altıntaş hocamız her neyse şimdi bu, bu mesele biraz uzundur isterseniz gelecek derste e, hatırlayın ateş ateşin Alevi, ateşin alevi şey değildir. Bir cisim bir cürüm değildir. Cürüm olmadığı için, cürüm bir cisim bir bir mahiyeti olmadığı için bir kişi gelse dese ki ben senin yaktığın ateşten ben de kendime bir ateş yakmak istiyorum. O kişiye o ateş engellenemez. Ama gelse dese ki ben senin közünü alacağım. Fıkıh kitaplarında bu detaylar bile var. Bu hadisi o şekilde açıklamışlar. Ateşin kendisi yani senin ateşinden bir kendisine ateş yakmak istediğinde o kişi için meşru bir durum ama senin ateşinin közünü alıp götürmek istersen o senin mülkündür. Az önceki su meselesi gibi. Ateş de bu, 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 durumdadır. Yani senin ateşinden bir kişinin ateşi yakması bir külfet, bir maddi yük, bir eksiltme sende oluşturmadığı için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu da o şekilde saymış. Su da böyledir. Akın giden bir su. İhraz, ihraz tabirini kullanıyor. Aa, sen onu alıp da kendi e, mülkiyetine geçirip onu toplamadığın sürece ne oluyor? O da şeydir. Diyor ki işte, sen diyor onu aldın, bir bardağa koydun. Bunu diyor ikiye, üçe ayırıyor alimler. Bir e, küçük basit eee içimlik su e, durumu, işte mataraya doldurmak, bizim bugünkü pet şişelere doldurmak, onun e, edinme şey, şeyini söyledik. Yani kavga ile de olsa ona edinebilirsin diyor. Bu bir ikincisi, e, evin tankına, evin bahçesine veya evin e, e, ihtiyaçları için bir havuz oluşturma, bir havuz oluşturma. Bu ikinci bir kademe Üçüncüsü, üçüncüsü tarla sahipleri bunu bilirler. Arazi sahipleri bunu bilirler. Kendi arazisini sulamak için ana bir nehirden veya bir kaynaktan kendi tarlasını sulamak için kazdığı kanalı, arkı, dereci ifade eden sahiplenilen su. Bütün bunların kendi içerisinde fıkhi hükümleri var. Burada biz en basit şeyle neyi anlıyoruz? Bir içimlik suyu ifade eden en basit, en temel ihtiyaç durumunu söylüyoruz. Öbürlerinin başka başka hükümleri var. İsteyen arkadaşlar o bablar altında su kullanımı, suyun tüketimi, suyun ortak kullanımı, suyun şahsiliği meselesini arkadaşlar sonradan kendilerine inceleyebilirler. Bu bir. İkinci kimdi? Raculun. Bay'a imamıhu la yubayihuhu illa lidunyen. Bu bizim bugünkü e, maalesef e, siyasi anlayışımızı siyaset e, yaklaşımımızı da bir nevi özetleyen bir durum. Demek ki ta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde bu türden insanlar varmış ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyarı mahiyetinde bize bunu söyledi. Tabii biz bugün e, beyat yerine e, ne diyelim? Arap ülkelerinde hala beyat tabirini kullanıyorlar. Ama şunu e, rahatlıkla e, düşünebiliriz. Oy kullanmak kavramını onun yerine oturtabiliriz. Ha işte İslam ülkesi miyiz? şeriat mıyız? Darül İslam mıyız? Darul Hak mıyız? O tartışmalara girmiyorum arkadaşlar. İsteyen onu başka bir zaman başka bir mecralarda tartışabilir. Ama sadece e, kendi e, yerel e, ortamlarımızda Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın söylediği bu uyarıyı böyle direkt e, yansıtan yaklaşımlar görünce direkt aklıma o da geldi yani dedim ki neden olmasın? Düşünün ki bir adam ...bizim burada mesela en başta bu yakın zamanda... ...bir seçim geçirdik. Adaylar geliyor köy köy dolaşıyor. Köy köy dolaşıyor derken... ...şehir merkezinde de oluyor. Ailelere gidiyorlar. Konuşuyorlar. Ee, e, başkan... ...bizim sokağı yaparsan... ...sana oy vereceğiz. Başkan oğlumu işe katarsan... ...sana oy vereceğim. Başkan işte kızıma e, şu çeyizlik malzemeyi... ...verirsen sana oy kullanacağım vereceğim. Ailemizin oyu seninledir diye bugünkü işte ben beyatı buraya oturtuyorum. O tabii o günkü şartlarda nasıl oluyordu? Demek ki benzeri şeyler oluyormuş. Bunu yaparsan sana oy veririz yoksa sana oy yok. Ee, e bay'a imamen imamehu la yubay'u illa li dunya. ulvi, dava diyeyim. kaygıyla değil de sadece dünya hesabıyla beyat ediyor. Fein a'tahu minha O dünyalıktan kendisine o işte seçtiği veya beyat ettiği şahıs verdiğinde mutlu. Ya ne iyi başkanımız var ya. Ne iyi var ya. Ne kadar iyi bir adam ya. İhtiyaçlarını karşıladığı, istediğini verdiği. Dünyalığını ona verdiği. lem O Pazarlık yaptığı dünyalığı kendisinden esirgeyip kendisine vermediğinde sakita. Vay elim kırlaydı da oy vermeyeydi. Ya ona kadar kötü bir adam. Bizi kandırdı, bizi aldattı, bizi şöyle yaptı, bizi böyle yaptı deyip dünya kaygısıyla başkanıyla olan ilişkisini düzenleyen işte biz beyat ilişkisi dedik, oy kullanma ilişkisi dedik. Bağlanma artık aklınıza ne gelirse bunun onun altına koyun. Maazallah ve üçüncüsü bunu da inşallah bitirmeye fırsatımız olur benim pil, pil yeter, yeter inşallah pilim yeter üçüncüsü raculun akame silatehu subhanallah değerli arkadaşlar Resulullah aleyhisselatü vesselamın burada bize tasvir edildi, ettiği üç farklı tip Allahu ekber bir en temel e, insani paylaşımları ifade eden sıradan insan tipi hani yemneunel maunde ifade edilen böyle pinti insan karakteri kusura bakmayın böyle tabirleri biraz böyle keskinleştirerek okuyorum ancak böyle oturuyor bir böyle bir pinti karakter düşünün adamın ölümünü gördüğü halde hayati tehlikesini gördüğü halde bir bardak fazla suyu vermiyor Böyle pinti, cimdi, pis bir karakter. İkincisi menfaat üzere e, işte siyasi bağlılık kuran siyaseten kendi memleketinin, kendi şehrinin kendi, ve ümmetin idaresini ilgilendiren bir hususta bencil ve menfaatçi yaklaşan tip. Üçüncüsü ticari ahlaksızlık. Üçüncüsünü de o şekilde ifade edeyim. Ahlaksız tüccar. O da nasıl oluyor? Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tasvirini e, burada katılımcı arkadaşlar şeye katılıyorlar mı? Pazar yapıyorlar mı? Bilmiyorum. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir pazar sahnesini gözümüzün önüne canlandırıyor. Yani bir markette karşılaşılan veya bir e, e, bir dükkanda bir e, bir iş yerinde e, pazarlıkta e, şey eee alışverişte yaşanan bir durumdan ziyade Efendimiz'in önümüze koyduğu tablo biraz da böyle sivri ve keskin oluyor. Aslında onu da kapsıyor. Yani market içlerinde e, veya işte mağazalarda e, müşteriyle e, alıcı ile satıcı arasında geçen bu tür diyalogları da aslında kapsıyor. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz daha böyle sanki olayı böyle dramatize eden bir şekliyle gözümüzün önüne koyuyor. Bir pazarcı düşünün. Raculun <Gülün> ekame silatehu ba'del asri. Ba'del asri ifadesi kaydı itirazi değildir. Sadece yani illeden ikindiden sonra olması gerekmiyor. Sadece betimleme tamam olsun diye Efendimiz söylüyor. Bir adam düşünün ki ekame silatehu yani eşyasını serdi. Satışa çıkardı. Ekameden kasıt o. Yani tezgahını kurdu diyelim. Pazar tezgahını kurdu. Bu isterseniz bugünkü pazar şeklinde düşünün veya o yol üstünde e, dükkanın kaldırımın önüne eşyasını açtığı satışa çıkardı. Tabi burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, o şeyin diyalogun tümünü değil de bir özetleyerek söylüyor. Ve bir adam da geldi. Orada bunu Efendimiz söylemiyor. Müşteri çıka geldi diyelim. Müşteri geldi o, o pazara sunduğu satışa sunduğu eşya ve malzeme üzerinden pazarlığa oturttu. Pazarlığa giriştiler. Müşteri dedi ki örnek vereyim bu domates bana 5 lira ver. Adam dedi ki 10 lira veya burada bir tabiri daha doğrusu şey yapalım. Adam 10 lira dediği 10 lira dediği... Dükkan sahibi de 12 lira dedi. Yani buradaki e, müşteri ve alıcı arasındaki e, o farkın küçüklüğünü ifade etmemiz gerekiyor. E, aralarında böyle bir pazarlık oluştu. Müşteri 10 liraya almak istiyor. Satıcı da 12 liraya vermek istiyor. Arada ne kadar fark var? 2 liralık. Yani yüzde kaçlık bir durum oluyor? Yüzde 20'lik bir fark. Bir, bir Bir durum. Aha. Bu durumda bunlar ısrar ederken müşteri onu daha ucuza almak isterken satıcı bu olay satıcıyla alakalı fakale yani o pa pa pazara satışa malzemesini sunan tezgah sahibi dedi ki vallahi ladi la gayruhu kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki lekad biha keda ve keda. bana alışı bu kadar bu ifadenin benzerini başka hadislerde de başka hadislerde başka şekilde ifade ediyor aleyye keda. Veya işte benim için yani ifadeleri tam hatırlamıyorum. Bizim bugünkü Türkçe ifadesi de söyleyeyim. Bana maliyeti bu kadar. Vallahi zarar. Vallahi işte şöyle yaparsan beni kurtarmıyor gibi adam ne yapıyor? Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yeminini karşı taraftaki müşteriyi o 2 liralık aradaki farka ikna etmek için o yemini kullanıyor. İşte burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylediği durum o. Yani aradaki satış farkına kadar 2 liralık bir fark. Örnek veriyorum. İşte diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam فَسَدَّقَهُ الرَّجُلُ Ve işte o müşteri e, o an için bu adam böyle o kalık kallavi yemin içince Allah Allah demek ki böyleymiş diyor. O da yemini görünce tamam diyor o zaman al diyor. O 2 liralık fazla farkı verdi. Ne oldu şimdi? Bu adam o la ilahe illa gayruhu adıyla Allahu Teala adıyla içki yemin karşılığında karşı tarafta müşteriden ne kadarlık bir fark aldı? Aradaki fiyat farkını konuşacağız. Çünkü zaten öbürü 10 lirayı teklif etmiş. Ne yaptı? O yeminin karşılığında sadece 2 liralık ilave bir fark aldı. İşte ayet-i kerime Resulullah aleyhissalatu vesselam bunu söylüyor ya. Sümme qaraa hazi'l ayet. İnne'llezîne yeşterûne bi'ahdi'llâhi ve îmânin semenen kalîlâ. Allah'a ahdim, Allah'a yeminim. Böyle böyle soyuyor artık dinime, imanıma diyor bizim bugünkü diyelim ki esnaf. Namusuma, şerefime diyor mesela. Hani namusuma, şerefime şer'i yemin olmasa bile muhatabını ikna edeceği bir, bir yemin. Burada da önemli olan o menfaat karşılığında Allah'ı, Allah'ın Allah celalini, azametini, rububiyetini oradaki semenen kalile dedi o iki liralık fark için adam ortaya koydu ya yemini için orada ortaya koydu ya işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor bu adamın yaptığı bu işlem yemini mukabilinde o iki liralık fark alması onu o kişilerin sınıfına koyuyor. Allah-u Teala bu adama bakmaz. Tabi bu adam doğru mu söylediği, yalan mı söyledi, gerçeği midir, değil midir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada ona değinmiyor. Yani adama gerçekten bu kadara mal olmuş olabilir. E bunu niye yeminle ifade ediyorsun? Niye Allah'ın adıyla, yeminle bunu ortaya koyuyorsun? Bu niye bu, bunu söyledi? Şimdi kelimelere biraz daha geri gelelim. Ba'del asri ifadesi vardı ya burada. بعد العصر ifadesi normalde بعد العصر ifadesi hani ikindi akşam pazarı diyoruz ya insan psikolojisinin özellikle satıcı psikolojisinin satıcı psikolojisinin ikindi sonrası akşamlar gün kararmadan nasıl bir derdi var ben tezgahı tüketeyim bitireyim evime gideyim derdi var o an için eğer satışçını kar edecek şekilde kendini kurtaracak kadar bir, bir satış yapmışsa ne yapıyor? O an için artık akşam pazarı akşam pazarı yeter ki elden çıkarsın o elindeki malzemeyi para dönüştürsün derdi oluşuyor ya bu böyle bir psikoloji yani böyle bir vakitte dahi burada işte üzerinde durmamız gereken e, karakter bu. Yani öyle bir Vakitte dahi insanların kendi mallarını tezgahımı e, boşaltayım, paraya dönüştüreyim artık evime gideyim e, derdinden ziyade hala o vakitte bile o iki kuruşluk farkın derdine düşüp o vakit, Badal ifadesi bu manada bir psikolojik eşiği ifade ediyor. Ne diyor? Böyle bir durumda adam hala o iki liralık Fiyat farkının üzerine Allah'ı e, kendi e, söylediği şeye haklılaştıracak bir yemine dönüştürüyor ve onun üzerine kiralık farkı almaya çalışıyor. İşte bu kişi Maazallah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor. Onun yaptığı iş nedir? Kebiredir. Büyük günahdır. Onun için ben şahsen kendim böyle pazarlık esnasında karşımdaki ya bilerek ya da sehven yemin içtiği anda ben pazarlığı terk edip çıkıp gidiyorum. Ya hocam niye çıktın? Ben diyorum senin şeyine e, pazarlığına yemin karıştı. Benim Resulüm aleyhissalatü vesselam bunu nehyetmiş. Seni nehyetmiş ama sen de bu işe girmesin diye ben de diyorum bu işin içinden çekiliyorum. Bana bedava da versen o alışveriş bana lazım değil. Benim yüzümden sen günah işliyorsun diyorum. O an için alışverişi terk edip gidiyorum. Belki çok ihtiyacım olan bir şey de olsa bazen terk edip gidiyorum. Ben rızkımı başka bir yerden bulurum. O ihtiyacım başka bir yerden temin ederim diye çıkıp gidiyorum. Bunu da böylece size tavsiye etmiş olayım. Yani muhatabınızı yeminle ticaretin sürdüren insanları o kötü karakterinden koparmak için size böyle basit refleksler gösterebilirsiniz. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab al Şimdi Bukhari Allah'ım Bukhari'm ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Bukhari ne yapmış burada? Babu ismi men mena ibn sebil min el-ma' hani su meselesine çok fazla böyle değinemedik. Ee, üçlü bir taksimat yaptık size hatırlıyorsanız. E ee, içimlik su, evde ev ihtiyacı için depolanan su ve tarla, e, bahçe e, sulamak için ark ve kanala dönüştürülmüş su. Müsakat bahsinde e Zübeyr bin Avvam radıyallahu teala'nın bir macerası var bir bir kişiyle bir e, davası var. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a davalarını intikal ediyorlar. Sulama ile ilgili, bahçe sulama ile ilgili. <laughs> Burada Buhari tutmuş bunu. E, o bahis altında değerlendirmiş. O da ayrı bir e, mevzu olduğu için şu an o konuya girmeyeceğim. İmam Buhari o başlıkta değerlendirmiş. Ama başka yerlerde, başka kitaplarda e, Fadlumâ'in ifadesinden yola çıkarak Fadlumâ'in ifadesinden yola çıkarak e, şeyi söylüyor. Yolcu bir insanın e, hangi şartlarda kavgayla suyu alabileceği o bahis altında bayağı bir uzun uzun tartışmalar var. Ha size söyledim e, bir şey söyleyecektim unuttum. Hazreti Ömer radıyallahu teala döneminde benzeri bir olay yaşanıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir seriye gönderiyor. Bir yere bir milis grubu gönderiyor. Gidin diyor gidin e, bu ashab artık kaç kişilerse bilmiyorum. E, yolda bayağı bir perişan oluyorlar. Susuz kalıyorlar. Bir kabileye gidiyorlar. Bakıyorlar ki işte adamların kuyusu var. Hemen kuyu üzerinde bir e, ahaliye yetişiyorlar. Ya artık köydür, kasabadır, kabiledir, aşiret neyse oraya yetişiyorlar. E, bunlardan su istiyorlar. Bunlar diyor biz size su vermiyoruz. Bir de kuyunun başındadırlar. Ne ediyorlarsa bunlar su vermiyorlar. Bari şey verin diyor, bari bu kovanızı verin. Delu diye geçiyor e, hadislerde. Şeyden, e, kuyudan su çekmeyi, ifademin Türkçe ismi nedir bilmiyorum. Biz Kürtçe'de de, Deul deriz, Arapça'da Delu'dur. Türkçesini bilmiyorum. Kova diyelim, su kovası yani kuyudan su çekilen, hani ipe bağlı olan o şey. Onu istiyorlar, onu da vermiyorlar. Bunlar bayağı bir perişan oluyorlar. Ve Hazreti Ömer'e geldiklerinde o hali şikayet ediyorlar. Ya Ömer diyor biz gittik perişan olduk. Susuz kaldık işte. Bunlar da bize su vermediler. İşte o an için Hazreti Ömer'in kullandığı bir bir tabir var. O bir hüküm bildiriyor arkadaşlar. İşte fukaha Hazreti Ömer'in o söylediği sözden yola çıkarak bunun meşruiyetini konuşmuşlar. Levleste antum ve helleste antum bi suyufikum diyor. Neden o an için kılıçlarınızdan destek almadınız? Yani çarpışarak alaydınız onu diyor yani. Onun için o da bir zihninizin bir kenarında bir yerde dursun. Aqulu qawli hada ve ve ala ve ala ve Bugünkü de benim pilim de kritik eşeğe geldi arkadaşlar. Dersimizde elhamdülillah böylece bitirmiş olduk.